Aa, misafiriniz var. Kim bu sabah sabah münasebetsiz ya? Benim ben. Çık git ulan evimden. Çık git evimden. Vururum, gebertirim seni. Defol git buradan. Ya dur bir sakin ol. Ayrıca şunu kafana iyice sok. Sen bana bir şey yapamazsın. Niye biliyor musun? Çünkü sen ağalığını kaybetmiş, gücünü yitirmiş bir adamsın. Sana ufak bir teklifim var. Onu söyleyip gideceğim. Öyle efelenmene falan gerek yok. Bak bu teklif senin için de çok faydalı. Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne diyorsun ulan? Diyorum ki bizim Gonca ile Toprak dünya evine giriyorlar hani. Onlara düğün hediyesi ne alsam diye düşündüm, bulamadım, sonunda buldum. Konu alayım diyorum onlara, ne dersin? Bana bak, seni gerçekten alnının ortasından vururum Adnan Fuat. Sadece halı kirlenecek diye üzülür. Isıracak olsaydım parlamazdın. Kızım sen çık yukarı, çık yukarı yavrum, çık yukarı. Yok. Canan'ım da kalsın. Söyleyeceklerimi o da duysa iyi olur. Fabrikanız her geçen gün kan kaybediyor. Müşterileriniz zaten kaçtı gitti. Bir borç desen gittikçe büyüyor. Bence yol yakınken teklifimi değerlendir. Hadi. Kaç para istiyorsun? Ya söyle, çekinme. Bana bak, elimden bir kaza çıkmadan depol git buradan. Depol! Tamam, peki. Şimdi gideceğim. Ama bu konağı satmak için sen benim kapıma gelip ağlayacaksın. O zaman da ben istemeyeceğim. Hayırlı sabahlar. Baba. Ne oldu kızım? Konağı mı alıyorlar elimizden? Yok öyle bir şey yavrum. Nereden çıktı senin şimdi bu aklına geldi böyle bir şey? Yok öyle bir şey bir tanem. Öyle bir şey olur mu hiç? Yok öyle bir şey. Ama o Fuat... Ya o münasebetsiz bizi sinirlendirmek için böyle şeyler söylüyor. Hem sen çok erken kalkmışsın. Sen niye kalktın yavrum? Hem böyle şeyleri canını sıkma lütfen. Hadi git birazcık tavayı. Ha? Hadi güzelim benim, hadi. Sen niye bu saatte uyandın? Adnan Fuat gelmiş. Bizim konağı satın almak istiyor. Gonca'ya düğün hediyesi yapacakmış. Sen ne diyorsun ya? Ben hemen Rıfat Ağa'nın yanına gideyim. Halil. Ha? Ben mi güzelim, gülümser mi? Canan. Canan. Canan, kurban olayım ne yapıyorsun? O ne biçim soru öyle? Senelerdir aklımın içinde dönüp duruyor. Canan, kurban olayım. Bak sen kendini iyi hissetmiyorsun diye ben evden çıkmıyorum. Ama hadi, sen de biraz toparla kendini hadi. Seni hınzır. Dümdüz gülümser diyemediğin için böyle kaçak köşek cevaplar veriyorsun değil mi? Canan, tabii ki sensin. Sensin en güzeli. E sen güzelsin ki bak biz bunca yıldır seninle evliyiz. İki tane çocuk yaptık değil mi? Yalan söyleme bana! Babam seni tehdit etmemiş olsaydı da evlenir miydin benimle?
Canan kurban olayım, hadi biraz durul ya. Hadi. Dümdüz cevap ver bana. Gülümser mi daha güzel, ben mi daha güzelim? Sana göre herkes benden daha güzel değil mi? O bir onluk, yer cücesi, sarı çiyan pınar bile benden daha güzel. Ben güzelim lan. Duydun mu dediğimi? Ben güzelim. İçinizde en güzeli benim. Makyajlıyken dünyanın en güzeliyim. Yeter ya, yeter. Tamam, tamam, tamam. Ağlama, ağlama, ağlama yavrum, ağlama. Hadi, hadi ağlama, ağlama. Bırak! Bana yalan söyleme. Yalancı.